Birader sucuklu oluyormuş deprem. Sucuklu oluyormuş. Evet sevgili izleyiciler, Düzce analizden Düzce sokaklarını, Düzce'deki oluşan trafik durumunu size göstermeye çalışıyorum. Düzce'de mesai bitimine henüz varken Düzce'deki olan trafik durumu gördüğünüz gibi halk sokaklarda dışarıya taştı. Allah bir daha yaşatmasın. Allah bir daha böyle bir şeyi bize göstermesin. Henüz mesai bitimi olmadan oluşan trafik, değerli izleyiciler. Şu an Düzce'de Bulvar Caddesi'ndeyim. İlerliyorum merkeze doğru. Herkes dışarıda, herkes. Korku maalesef ki hayatımızın bir kenarında devam ediyor. Allah beterinden korusun, Allah tekrarını yaşatmasın diyorum. İnsanlar dışarıda, bütün ara sokaklarda trafik durumu bu şekilde. Yani her taraf maalesef bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde sevgili seyirciler. Herkes dışarıda gördüğünüz gibi. Merkeze doğru geçmeye çalışacağım. Bakalım merkezde durum nedir? Onu sizlere taşıyacağım. Son dakika olarak koşturmaya çalışıyoruz. Yani şu ana kadar olumsuz bir haber ulaşmadı bize. Çok şükür bu konuda mutluyuz. Yaralı olmadı. Elhamdülillah. Üzgünüz, üzülüyoruz, korkuyoruz. Dua etmekten başka bir şansımız yok. Merkeze doğru ilerliyorum. İlerlemeye çalışıyorum. Trafik olduğu için amin amin. Çok korktuk gerçekten. Aleykümselam. Çok sağ olun. Mevlam tekrarını göstermesin inşallah. Herkes bir panik içinde. Gerçekten zor bir durum. Fakat olumsuz bir haber almadık. O konuda demin de tekrar ettiğim gibi mutluyuz. Yaralılarımız henüz bize bir bilgi gelmedi. Ben bakıyorum. Size gerçekten bu haberi yapmaya çalışıyorum. Evet, bu şekilde gösterebiliyorum. Yani her bir sokağa yetişemediğim için bulunduğum bölgeleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Yaralılarımız yok, olumsuz bir durum yok. Hiçbir yerde elektrik kesintisi henüz kulağımıza gelmedi. Çok şükür. Küçük küçük sarsıntılarla fay hattı nasip de bitecek gibi duruyor. Şu an bulvardan tekrar yürümeye devam ediyorum. Özellikle size büyük cami civarını göstermeye çalışacağım. Yani yoğunluktan sebep internetim yavaşlıyor. Size daha çok. Herkes sakin olmaya başladı. Abartılacak bir durum yok. Ben sonra dedim. Elhamdülillah. Merkeze doğru yürüyorum. Fakat küçük küçük çapta ağaçlar devam ediyor. Buraya ağacımı içim vermek lazım. Şöyle göstereyim, herkes dışarıda. Evet, burası Düzce merkez. Şu an merkeze doğru yürüyorum. Olan biteni size göstermeye çalışıyorum.
Şimdi yeni açılan Millet Bahçesi'ne doğru gideceğim. Orası çok kalabalıkmış. İnsanlar gördüğünüz gibi herkes dışarıda, herkes sokakta. Gerçekten herkes korku içinde. Fakat dua etmemiz lazım. Gerçek anlamda Düzceli hemşerilerime sorabilirim. Hemen bir röportaj yapmak istedim. Fakat merkezde yapacağım röportajı. Ne hissettikleriyle ilgili bilgileri alacağım. Kolay bir süreç değil çünkü. Merkeze doğru yürüyorum. Özellikle Millet Bahçesi'ne akın etmişler. İnsanlar. Ben de direkt o tarafa gitmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi Düzce şu an kalabalık. Birçoğu zaten evlere gittiler. Depremi hissedenler işi gücü bırakıp evlerine akın ettiler. Çoluk çocuklarına kavuşmaya çalıştılar. Tabii kolay değil. Şöyle gösteriyorum size. Allah tekrarını göstermesin. Dua etmemiz lazım. Özellikle Millet Bahçesi'ne gidiyorum. Aldığım duyuma göre Millet Bahçesi aşırı bir kalabalık olmuş. O yüzden o tarafa gidip orada röportaj yapmayı düşünüyorum. Selam hocam. Gördüğünüz gibi Düzce ana baba günü gibi. Gerçek anlamda herkes tedirgin. Hala da tedirginlik devam ediyor. Çünkü küçük küçük çapta aşçılar devam ediyor. Yürümeye devam ediyorum. Deprem sonrası Düzce. Yakın tarihte 12 Kasım depreminin yıl dönümünü yaşadık. Tekrar Kasım ayındayız. Fakat tekrar hatırlattı deprem kendini. Hemen bir vatandaşı olabilirsem soracağım. Evet, buralar özellikle çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Gidiyorum. Herkes tabii telefonlarla iletişim kurmaya çalışıyorlar. Sevdikleriyle, arkadaşlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Kolay bir süreç değil. Görüyorsunuz şu an aşırı kalabalık. Millet Bahçesi'ne doğru gitmeye çalışıyorum. Orada yine atacak yere düşeceğim. Bahçesine az kaldı. Orayı özellikle çekmek istedim. Çünkü insanlar korkup orayı tercih ediyorlar. Sormaya çalışacağım.
Bahtem oğlum, kıraç yaptım. Merhaba, depremi hissettiniz mi? Hissettik abi. Yani nasıl bir duygu? Abi ben yaşamıştım zaten. Ya biz de yaşadık, biliyoruz. Fakat bugün neler hissettiniz? Bugün aynı halde yaşamıştık. Aynı şeyi yine hissettik yani. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yani aynı şeyi hissettik diyorlar. Bir kişiye sordum. Fakat 12 Kasım, 17 Ağustos gibi büyük depremleri yaşadık. Tabii kolay bir süreç değildi o süreçlerde. Fakat yine aynı şeyleri hissettiklerini söylüyorlar. Halk dışarıda. Düzce'nin halkı dışarıda. Yani şu an Millet Bahçesi'ne geldik. Millet Bahçesi aşırı yoğunluk. Oturma yerleri genelde dolmuş vaziyette. Bakıyorum etrafa. Yani halk dışarıda her zamanki gibi. Millet Bahçesi'ndeyim. Hemen hemen tüm oturma alanları dolmuş vaziyette. Fakat hayat normali dönüyor. Yani tekrar büyük deprem olmadığı sürece bu paniklik ortadan kalkmış durumda. Çok şükür olumsuz bir haber almadık. Olumsuz bir şey duymadık. Bu bizi mutlu ediyor. Son dakika olarak canlı yayın açtım. Evet, hepimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Yayını kapatıyorum. Sağlıklı günlerde, korkusuz günlerde görüşmek üzere diyorum. Allah tekrarını yaşatmasın. Herkes kendine çok iyi baksın diyorum. Hayırlı günler. Amin, amin.